Bakalım. Bunu mu? Ha, şöyle mi? Ha. Ver bakayım. Desene. Ben ne diyor diyor. Takıntı yapmadı bu da. Ha. Şimdi ne oldu bak. Ya ona öyle adamlar bakmıyor. Var mı? Adam yapıyor bırakıyor şeyler. Ha. Gördün mü? Şimdi oldu mu? Oo, olmaz mı ya? Ha. Onun olur o. Bu da yağmış şuru. Oldu mu? Lan bakınca olmaz mı ya? Bunun oluru bu. Çıplak arkada çıplak arkada. Olmamış yan anlamda. Ha? Çarşamba'da. Şöyle güzel oldu. Güzel oldu. Gerçekten. Güzel çamurdu ama oldu. O duruydu, boşulmuyor sizin oralarda. Boşulma, cilim boşulmuyor. Burası, az, da, abi, az çamurda boşacaksın bizim oraya. Aynen. Az çamurda yok da boşulmuyor. Boşulmuyor. Ama abu karın yağmaz çok iyi oldu. Gübre tavuklarınızı attım ya. Evet. Çok şahane. Evet. Evet. Çekti aşağıya doğru. Biz gördüydük seni zaten. He? Gidiyordun motoruna, çemreye. Ha, gittim. Tavuk çemre. Orada direkt avaktan getirdim. Hüseyin'de oradan getirdim. Hüseyin'de daha vardır, çok vardır. Gördü ay sonra olacağım, şimdi yok. Şimdi yok mu? 20 tane motor vardı şey, kümesinin. 10 olur. 20 tane oldu sırada. Evet arkadaşlar, Salim abi. Şey göster paneli değiştirmiş orijinal mi bilmiyorum. Güzel olmuş gösterge paneli. Bakın biraz da güneş nem yapmış. Kendi tabi seviyor traktörü. Traktörü aldıktan sonra birçok yeni yaptı gösterge paneli. Tamam, buradaydı. Sadece hararet göstergesini bırakmış. İki tane hararet göstergesi var. Tamamı da çalışıyor. Bakın madut. Hararet de çalışıyor. Çalışmayan yok. Bakalım. Evet, lambalar yine yandı. Güzelmiş, hoş olmuş. Traktörü alalı neredeyse 6 ay oldu. Kendi yaptığı şeyler, ön tarafa Dede Ford yazmış. Ondan sonra gösterge panelinin yeri değişmiş. Kendi de bir takım temiz tutuyor traktörü, gördün mü? Hı-hı. Temiz değil mi? Dinki? Bizimki de. Bundan çekiş düzek hangisi çeker? Bizimki. Ama bunu tekerleri ince. Zorlama. İnce. Tamam. Yere daha incesi yere daha iyi basıyor. Yok. Ama. Sen yanılıyorsun. Yere yanılıyorsun. Daha iyi basıyor. Gel. Bu çekerse. Çekeme. Al da gel. Deneyelim. Al da gel, kapışalım. Al da gel. Bir gün çekerim bir gün. Çekelim. Hangisi çeker lan? Bizimki. Hangisi ağır? Bizimki. Hangisi ağır? Lastikleri zayıf. Bu ağır dar, değil. Dar. He. Yere daha iyi basıyor. Bu kaç ton acaba? Sadece avantajı üç, var. 3 ton. Ağır değil. Böyle bak değil, ağırlıklara bak. Tamam. Ağırlıklara. Çekemez mi? Badanaç yapıyor. Bak, hangisi çekeceğim. Çeker? Ayağın da var. Bu çeker değil mi? Yok. Seninki mi çeker? Tabii. Niye? Enter diye mi? Geniş bu dar. Bu senin olsaydı hangisi çekerdi? Bu senin olsaydı? Bu kabin olsa daha güzel. Tamam, bu senin olsaydı bu çekerdi değil mi? sen de al.
Sen de alsana. He. Senden. Ben Enter'le Ford çekişmesi hiç görmedim. Hatta mı çekecektim? Tabii. Hatta yok, hatta gitti. Al, getir. Bir daha mı alır? Tabii. Yok, o evet. Hayal bu. Bununla yapalım. Bununla, bununla. O olmadı bu. Osman. Ama, değil mi? Temiz cibi olmuş. Getir. Seninki de böyle boyanır belki. Aha. Temiz yine. Sen boyayacaksın sen. He? Sen. Ben boya yapmam ki, yapamam. Yapıyor. Ben motor yaparım, boya değil. Vitesleri ters, sakın sürme. İleri arada geri gidiyor. Güzel ama ha. Sana direktör çok böyle burada olması lazım. Sağa yakışmış abi. Direksiyon. He, tabi. Bir de teybi olacak, açacak. Var. Bu niye sallanıyor sağlamadı? Sadece ropes demiri eksik ropes. Bu sallanıyor arada. Ha? Bu sıkılması lazım bu. Bak, görüyor musun? Bu burç. Niye sallanıyor? Burç. He? Burada burç var. Bilye var, bilye. Tamam var da. Bu eskimiş. Bu direksiyon sallanıyor. Boğaz bilye. Direksiyon sallanıyor. Tarla koştun mu Salim abi? Efendim? Tarla. Koştun mu? Koşacaksın mı? Yok ki. Yer yok. Senin evin altına gel. Ama tarla koşar. Deneyelim. Yer alırsın o zaman koşmaya. Yok ya. Bir tane olsa küçük abi benimki gibi. Aşağılarda alırsın düzde varsa ya da fındığı sok koşmaya yer çıkar o zaman. Başka yerleri var. Her yeri fındık yapmaz. Doğru bulmuyorum. Bak ben burayı fındık yapmayacağım burayı bak. Eştirdim. Ne güzel toprak çıktı. Ben duruyor musun Halim abi? Gel bakalım buradan. Fındık yapmayacağım. Domates, fasulye, mısır ne varsa. Herkesten güzel oldu. Akif'i eşittirdim. Akif'i buluyor değil mi? Eşittirdim. Güzel olmuş, güzel. He. Güzel olmuş. Abi buralara patı döküyorum. Şey, o yanı senin değil mi o yanı? Osman gibi... abinin o. Hoca Osman. Aa. Şu ev var ya. Tamam. Senin ise daha burası mı? Burası mı? Benim hep burası. Abi burası sınırı buradan nereden bilmiyorum da. He. 500 metrekare. 530 metrekare. Altta ark var altta. Pompa takıp su pompalarım tarlaya. Orada senin mi orası? O kimin? Ha o arttı. Orada benim değil. Değil mi? Altı başkasının. Çok ha. Bölünmüş daha. Çok bölünmüş. Küçülmüş yani. Arzadi pahalı oldu ama. Olsun. Değdi. Değer. Sen şimdi bunu götürürsün oraya. Burayı böyle alırsın içeri. Lütfen buraya alırsın. Yok vermiyor. Ondan arabaya koyduk arabaya. Yapma, araba bak. Gitti. Arabanın fiyatını bile açtı bura. Olsun. Bura daha iyi yani. Tabii canım. Şu ırmağa bak. Su da bol geliyor. Bu sefer baraj da olacak. Bu sefer biraz şey olsun. Ekme zamanı çapal yiyeceğim çapayla. Olur. Önce bir patatesler dikilir belki. Annem babam ne ekilecek söylerler bak. O Osman Han tarafı var ya ha. Böyle rampalı. Burada öyleydi. Kestik. Toprağı bu yana verdik buraya bak. Şurada diyeyim. Şuraya verdik toprağı. Orada serdik. Güzel olmuş. Toprağı yukarı verdik toprağı. Sadece diken köklerini alta verdik. Çürüsünler orayı da alın. Oraya var. Şuraya bir ramı kemire getir. Kemire. Evet. Şuraya kemire. Şuraya bak. Orası sarı. Bu Avra'dan geldi. Avra'dan işte. Bak. Heyelan var ya heyelan. Oradan değil mi? He. Yol yapılırken oradan babam döktü. Babam. Olmuş kamyonlarla abi. Döktüler yol genişletilirken. Olmuş. Toprak güzel de bu daha kaliteli değil mi? O kemire istiyor kemire. O da mı kaliteli? Kalite de kemire. Ne? Kemire dökeceksin kemire. Hayvan kemiresi. Ne yetişir? Ne olsa yetişir burada fasulye, misir. Bilmiyorum kemire koyulu be. Burak fasulye yap fasulye burayı. Yedim orada. Oo. Babam çektirdi bilmiyorum. Ama bu toprak işlenmiş toprak. Bu siyah o sarı. Bakalım. Güzel.
direksiyonu yaptık. Bir direksiyon sallamıyor dedi. Somun bulduk, somun içi ettik. Mengeneyi kıstırdık, kaynattık, taktık. Şimdi oldu. Öyle mi? Sen yüzünden ama. Güzel oldu. Sen de iç mamayı yedin mi? İyi, afiyet olsun. Güzel mamamız. He? Güzel. Güzel mi oldu? Aman değil lan ben. Yok. Hastalığı her şeyin. Soğuk havalar, üşüdüm ben de kapıları kapattım. Üşümeyeyim diye, sen de çay içsene. Koy kendini. Vay be. Şu fışkıran sulara bakın maşallah. Suya bak hele. Sanki bir yerden su geliyor gibi. Buradan da akıyor kar sularıyla beraber ama bu su buraya nasıl geldiyse. Bol bereketle akıyorum. Şuna bak be. Ta alttan beri de o yandan geliyor ama biri de bu taraftan geliyor. Bu taraftaki eğer hiç kesilmezse vallahi o çeşmeyi çok güzel doldurur. Bu da çok tatlı olmuş ya. Nasıl da akıyorsa vallahi fena akıyor. Yeğenime göndereceğim bu videodan. İnşallah o su çıkan yer yazda, yani yılın 12 ayında da aralıksız akan bir su olur. Bir parmak kadar bile aksa yetiyor. Sadece üstten aksın yeterli. Allah'a şükür su çıktı. Çok güzel akıyor biri de. Uzun günün ardından tekrar akşam yiyin ettik. Bu arada bazen sağlığım konusunda sorulanlar oluyor. Çok şükür şu anlık bir durum yok. İlaçları kullandım. Biten ilaçları bir daha almadım. Şu anda son bir tane var. O da bitmek üzere. Onu da kullanmıyorum şu anda. Başka ilaç kalmadı ama kontrole gitmem zamanı geldi. Zamanı yakın. Gidip bakacağız ama düşündüğüm bir şey de, madem vitamin ilaçları B12 falan veriliyor, yani gerekli vitamin testleri, hani kan değerleri ölçülüyor ya, ona göre beslenme tavsiyeleri yerine, yani ilaç yerine beslenme tavsiyeleri verirse, şunu ye şunu ye şunu ye, senin eksiklerini tamamlarsın denirse daha iyi değil mi acaba? Hemen ilaç yazılıyor. Çoğu insanımız nasıl beslenmesi gerektiğini, yani sabahlar neler yenmeli, öğle akşam neler yenmeli, hangi vakitlerde ne kadar yenmeli, maalesef ki bu konuda sanırım yeterli bilgi sahibi olanlar yok. Ya da mesela bende baş dönmesi oldu. Gittim hastaneye. B12 çok düşük çıktı. D vitamini düşük çıktı. Bundan kalp ritim bozukluğu çıktı. Bunları bilmiyoruz. Belki de zamanla insanların araçlar gibi bir süre sonra mecburi muayene olmaları şartı olmalı. Yoksa çok kötü kanser gibi hastalıkların ya da ölümcül hastalıkların önüne geçemeyiz. Belki böyle bir şey mecburiyet olsa, yani muayene mecburiyeti,
Böylece birçok hastalığın önüne geçmiş oluruz değil mi? Neyse sağlık durumum iyi ama arada mesela dün akşam da oldu. Arada halsizlik bayılma gibi oldu. Ben de uzanıyorum. Arada kafa damarlara atıyorum. Neyse stres değil ama neyse bilmiyorum. Bu arada bir motor testlere geldi. Testlere Osmanlı 445 olacak. Bunu tamir ettim. Yani sordum önce ben yokken gelmiş. Sordum niye geldi? Çalışmıyormuş, gaz yemiyormuş. Bunu baktık, temizledik. Yani ön bakımlarını mesela filtreleri, karbüratör bunları kontrol ettim, tamir ettim. Sahibi 6 ay civarında, belki 6 aydan fazladır gelip motoru alan olmadı. Motoru 3 ay önce depoya gönderdim. Depoya motor yaptık zaten. Neyse sahibi çıktı. Ben zaten bazı dediklerini duymam ya. Bazen sonra sahibi gittikten sonra çocuklar diyor elemanlar ne dediğini. Önce bildiklerime göre motorun bozuk olmadığını, motor birini bıraktığını, peki ben de dedim ki peki bozuk olmayan motor neden buraya geldi diyorum. Başka biri bırakmış ya, motoru da zaten yaptık. Artık biliyorsun para vermemek için bir şeyler yapıyor işte. Neyse bu şimdi madem böyle verirsin parasını gidersin. Şimdi adam hala anlatıyor. Neymiş komşular, karşı tarafta komşular. Harun her gün motorunu kullanıyor. Her gün odun kesiyor. Ya ben zaten her gün tamir yapıyorum. Gelen motorlarla oduna vuruyorum. Gelen motoru test ediyorum. Tabii ki her gün motor çalıştırıyorum ya. Hayret bir şey ya. Her neyse motor 6 ay burada olduğunu ısrarla söylememe rağmen yok daha 1 ay oldu diyor. 1 ay oldu olacak diyor. Buraya 1 ay önce geldi diyor. Ama 6 ay geçmiş. Poya göndermişim onu 3 ay önce. Yani gelip alırlar diye. Üst katta bir şey olmasın, zarar gelmesin diye. Ben de dedim ki bir ara abi belki galiba hafıza kaybı gibi bir hastalığın var galiba diyorum. O da doğruluyor, var diyor. Tamam da abi niye hala bir ay diyorsun ya diyor. Gene de diyor, gene devam ediyor. Neyse komşular diyormuş, her gün arıyormuşlar, her gün arıyormuşlar. Harun motorunu kullanıyor, motorla kes. İyi yak ta 500 metre ileriden adamlar senin motorunu kullandığım nereden görüyorlar? Ya da adamlar niye uğraşsınlar telefonu alıp sana bu dedikoduyu yapmak için niye uğraşsınlar ya? İlk defa bir müşteri motorum niye çalıştırıyorsun diyor. Yani ben bunların niyetini biliyorum, niyetini. Ya insan yaşı başı büyük, benden büyük. Hatta benim kadar çocuğu var, benim kadar evladı var. Bundan bir şey diyemiyoruz. Benim kadar, benim yaşımda, babam yaşına da diyebilirim. Ya insan böyle bir yalan konuşmaktan, uydurmaktan ya da bilmiyorsa hafıza kaybım var demesine rağmen de hala bir ay demekle ısrar etmek. Ya bir ayı da boş ver. Motor geldi, yaptık, tamir ettik. Parasını verirsin, gidersin, bitti. En üstü 200 TL'lik bir masraf etmiş. Neyse parayı aldım ama arkadan giderken demiş ki hakkım haram olsun demiş. Haram. Bakın haram olmuş. Tabii kızmamak mı elinde mi? Kızmamak. Kızarım tabii. Kızmamak elinde mi? Tabii sinir oluyorum da yapacak bir şey yok artık. Bakın iş yerini
Kapatma sebeplerimden biri özellikle tırban sezonunda yoğunluk oluyorlar. Hepsi de anında işi istiyor. Şimdi hemen 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika hep böyle zamanla hep böyle işler yaptım. Daha kanalımda diyenler var zaten. Sen nasıl anlaştırırsan öyle giderler diye. Neyse bu bir hatam da. Mesela motor arızayı buluyorsun, yapıyorsun. Yani komple bakım yapmıyorsun. Geneli komple bakım istiyor. Ama ben arızaya odaklanıp arızayı bulup insanın ihtiyacını, sorunu giderip gönderiyorum. Bunu yıllardır yaptım ve başardım. Şimdi adam mesela krank keçeti çıkıyor. Onu çakıyorsun, tamam bitti yaptın. Onu da ufak bazda zaten ucuz para alıyorsun. Tamam gidiyor. Başka bir yere arzalar. Daha yeni yaptırdım diye hırsını benden çıkarıyorum. Nadir de olsa böyle kişilere rast geliyorsun. Ben akşama kadar bir sürü motor tahmin ediyorum. Tıkır tıkır veriyorum. Akşama kadar o kadar stresin içinde. Yani her gelen motorda arıza tespiti yapacaksın. Arızayı bulacaksın. Çok parça değiştirmeden sadece parçayı tamir edip teslim edeceksin. Bunu elimden geleni yapıyorum. Akşama kadar çalışıyorum. O stresin içinde düşünün yani. Adam şimdi motoru bozuluyor. Gelip hırsını benden çıkarıyor. Ya bir motor. Ben günde kaç motorla uğraşıyorum. Bir de beni düşünse. Neyse ben de arada sinirlenince tepem atınca tabii beni kötü yorumluyorlar. Tabii stresli bir işin içinde çalışıyorsun. İşte arkadaşlar. En kabuslu sezonum ise tırban sezonudur. İnsanlar otlarını biçecek, Ankara'ya gidecekler, başka fındıklara geçecekler. Fındıklar dökülüyor ya da otlar çok büyüyor, otlar gene büyüdü. Benim hemen gitmem lazım. Böyle böyle çok insanlar yani bunları anlatıyorlar. Elimden geleni yapıyorum ama yetiştiğim kadar. Her yıl yaz ayları kabustur benim için. Yorucudur. Güzel para kazanırsın ama çok da stres yapar. Sağlığına zarar verir. Bu sebeple size de demiştim ya. Bazen tamiri bırakıp tamirat, tadilat işleri yaparım. Mesela kendim bir hurda traktör alırsın. Onu güzel yine tamir edersin. Çalıştırırsın. İlk marşını basarsın. Çok hoştur. Çok sevinirsin. Çalıştığı zaman mutlu olursun. Ve o motor zaten seni başkasına da yapmıyorsun. Yapıp satıyorsun. Üzerinde stres olmaz, baskı olmaz. Yavaş yapıyorsan kendime yapıyorum zaten. Hızlı yapıyorsam kendime yapıyorum. Bir dert olmuyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunu yapmayı düşünüyorum. Yani mecbur hissediyorum kendimi, mecburum da. İşte anlattığım bu olay daha yeni oldu arkadaşlar. Hem hafıza kaybım var diyor, hem daha motoru bir ay oldu getireli diye ısrarla bunu söylüyorum. Yani neden dediğini de biliyorum. Tamam bir ay olsun fark etmez abi diyorum. Ben dedim senin bir ay olsun, ben 6 ay diyeyim, benim için 6 ay oldu diyeyim, senin bir ay olsun diyorum. Olsun bitsin. Yani bu da genel. İnsanlar genelde böyle değil. Nadir de olsa böyle insanlar var ama insanın psikolojisini bozar, stres yapar, sinir eder. Zaten bu sebeple bayağı bakın buralar hepsi stresten ne hale geldi. Beyazladı iyice. Tabii saçlarımda da var. Saç döktüm, saç yoldum. Artık bu sene de biliyorsunuz bayılmaları falan. Son zamanlarda, son yıllarda hastanelere gittiğimizde tanık olursunuz. Korona döneminde de gıda değillenmesiydi galiba, serum yiyip geçmiştik, hatta o zaman da bayılma çok geçirmiştim. Bu sene de iki bayılma maalesef ki hastane, belki de yaş geldi, belki de iş yeri tamir streslerini kaldıramayacağım. Bu yüzden belki tamirat, tadilat işleri yaparız öyle. Bir şeyler alıp yaparım. Öyle güzel yine temiz yine yaparım. İsteyen kanalımda gören satın alır. Böylece ne bileyim.
Neyse, fazla uzatmayayım. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.